Herkese merhabalar. Mikrofonu kapalı unutmuşum. Şu an galiba ses ve görüntü geliyor. Biraz amatörüz bu şeyde, mecradız. O yüzden hani ufak tefek böyle aksaklıklar olsa kusura bakmayın. Umarım hani eğlenceli ve bilgilendirici bir seans olur. İsterseniz ben kısaca kendimden ve bu serinin amacından bahsederek açılış yapayım. Sonra da değerli konuğumuz Erol'a devredeceğim sözü. Ben Burak Koyuncu, Chloe şirketinde QA Manager olarak görev alıyorum. Sektörde şu an hem danışmanlık hem de test alanında çeşitli hizmetler vererek bu alanlarda servis sağlıyoruz. Sektöre ilk girdiğimde de aslında takım arkadaşım Erol'du. Sağ olsun bana bayağı bir şey öğretmişti. Kısa süre çalışmış olsak da hala da iletişimdeyiz kendisiyle ve ilk Coffee Talk serisinde de onu davet etmek istedim. Coffee Talk serisiyle amacımız ne aslında? Amacımız her ayın ikinci salısı benzer saatte böyle yarım saatlik bir seans yapmayı planlıyoruz, organize etmeyi düşünüyoruz. Bu seansta da hani bizim sektörümüze ait, QA'ye özel aslında, QA ile ilgili yeni teknolojiler olabilir, tecrübeler olabilir, gelişmeler olabilir. Bu alanlarda aslında sektördeki kişileri davet ederek yarımşar saat böyle bir kahve molası tadında konuşma yapmak. Umarım hani bu konuşmalar sonunda hani bilgilendirici de bir tarafı olur, eğlenceli geçeceği kadar. Açılış konuşması olarak ben bunları söylemiş olayım. Erol'a konuyu devredeceğim şimdi. Erol, sen kendini tanıtabilirsen. Teşekkürler Burak. Kendimi tabii ki tanıtabilirim. Ben Türkiye'den başlayayım. Test mühendisi olarak Huawei'de işe başladım. Ondan sonra Türkiye'de kaldığım sürece Erdiç Çiçek Sepeti. Burak'la zaten Çiçek Sepeti'nden tanışıyoruz. Daha sonra Ventures. Dört şirkette çalıştım. Ondan sonra İrlanda'ya geldim. 8 yıldır İrlanda'dayım. Guidewire diye bir Amerikan şirketinde çalışıyorum. Avrupa yazılım merkezi İrlanda'da. Ben de İrlanda'daki merkezden çalışıyorum. Şu anki current title'ım, yani aktif title'ım Senior Software Engineer in Test. Zaten bu title'ları konuşacağız Burak'la. Çok detaya girmeyeyim. Aynen. Aslında konu başlığımızda zaten Professional Titles in Software Testing. Yani bu bizim mesleki camiamızda kullanılan farklı farklı title'lar var hepimizin. Şu an dinleyicilerimizin de öyle, bizlerin de öyle farklı farklı tecrübelerimize göre edindiğimiz title'lar var. Bugün de onu tartışacağız. Bazen böyle belki karışıklık yaratan title'lar olabiliyor. İşte analist nedir, tester nedir? Bu biraz farklara değinmeye çalışacağız. Hani kendi perspektifimizden. Artı kendi tecrübelerimizle edindiğimiz title'lardan biraz bahsedeceğiz. Bir de büyük farklılık aslında şöyle bir farklılık var. Bu şahsi gözlem. Tabii ki hani spesifik olarak söylemiyorum ama Erol da katıldı bana o konuda. Türkiye ve Türkiye dışındaki ülkelerde o title'ların kullanımları biraz farklılaşıyor. Bunun farklı gerekçeleri var. En sonunda onu tartışarak aslında konuyu sonlandırmayı planlıyoruz. Ben mesela kendimden yola çıkarak aslında açılışı yapayım ilk. Konu başlığıyla ilişkin olması için. Ben ilk hatırladığım kadarıyla Assistant Software Test Specialist diye başlamıştım. Sonra Test Specialist oldu. Test Engineer oldu. Team Lead oldu. QA Engineer, Lead QA Engineer şeklinde gitti ve şu an Consultant. QA Manager, Test Manager, and Software Test Consultant olarak devam ettim. Erol, sende neler var o title? Ben de sana yakın Huawei'de ilk başladığımda Assistant Software Test Engineer olarak başlamıştım. Daha sonra Huawei'den ayrıldıktan sonra başka bir şirkete girdim. Orada yanlış hatırlamıyorsam çok oldu. Yanlış hatırlamıyorsam Automation Engineer'dim. Ama hani mobil uygulamaları manuel testini de yapıyordum. Otomasyon da yapıyordum. Daha sonra Çiçek Sepeti'nde ki title'ımı sen daha iyi hatırlarsın Burak. Ben tam hatırlamıyorum ama test engineer olabilir. Evet, Daha test sonra engineer kalmıştı o dönem. Evet. ondan sonra QA İrlanda'ya geldiğimde QA engineer olarak başladım. Daha sonra senior QA oldum. Ondan sonra bizim organizasyonda bir değişim oldu. Ben development'a geçtim. Software engineer olarak çalıştım 1,5 yıl. Ondan sonra İşte bizim şirkette bir pozisyon açıldı, estet pozisyonu. Ona başvurdum. Estet oldum. İşte daha sanırım 3-4 ay önce de promotion, ne diyorlar Türkçe? Terfi. Terfi, evet terfi aldım. Kusura bakmayın.
terfi aldım, senior oldum. İstersen ben kendimce İrlanda'daki deneyimlerimle birlikte işte bu title'lar ne anlama geliyor biraz onlardan bahsedeyim. Evet, bence güzel olur. Hani sorumluluk alanları ne, sınırları ne, bir onları bizim böyle Evet. gözümüzde canlandırabilirsen güzel olur aslında. QA olarak başladım dediğim gibi. Hani burada QA'yken işte manuel test de yapıyordum, otomasyon da yapıyordum. Sonra takımda Amerika'daki bir iş arkadaşım vardı. Beraber çalışıyorduk online projede. O Amerika'da, ben Dublin'de. O bayağı bir teknik biriydi işte. Bizim kendi programlama dilimiz var şirketin, Gosu diye. İşte unit testler, entegrasyon testleri yazıyordu Gosu'da. Hani benden istenilen bir requirement değildi. Ben de meraktan öğrendim. Ben de yazmaya başladım işte. Developer zaten PR açtığında unit testleriyle falan beraber yazıyor. Ama coverage tabii ki çok iyi olmuyor. İşte daha sonra eklemeler yapıyordu. Ben de öyle başladım. Daha sonra senior oldum. Yani senior QA ile QA engineer'ın ya teknik tabii ki bir fark bekliyorlar ama bence en büyük beklenti şey sorumluluk alabilmek, kendi başına işte bir sorun olduğunda çözebilmek, hani proaktif olabilmek, bence en büyük fark bu. Hani teknik, mesela benim Amerika'da tanıdığım iş arkadaşlarım var. İşte adam 20 yıldır QA, hala QA mesela, senior olmamış. Çünkü nasıl söyleyeyim, o sorumlulukları almak istemiyor. İşte belki o yüzden olabilir. Teknik olarak iyi olduğu halde bu arada. Ya senior olmamanın en büyük farkı teknikten ziyade bence sorumluluk alabiliyor musun? Kendi başına hareket edebiliyor musun? En azından bizim şirkette o. En büyük kriterlerden biri o. Erol, şeyi Daha sorayım. Şu buyur ufak Burak. soru, belki dinleyicilerde merak eden olabilir. Şu an anlattığın pozisyon galiba biraz değil, tamamen teknik odaklı mıydı? Yanlış anlamadık değil mi o kısmı? Evet, onu şöyle anlatayım ben. Belki biraz geriye gideyim. İşte korona zamanı bu estet pozisyonu açıldı. Ben o zamanlar developer'dım. Software engineer'dı şirketteki title'ım. Bildiğin test falan yapmıyorduk yani, unutmuştuk. Bizim takımda tester de yok da bütün her şeyi kendimiz yapıyorduk falan. Genelde işte unit test, end-to-end testlerle manuel test ihtiyacını kaldırmaya çalışıyorduk. O yüzden QA yoktu bizim takımda, benim bulunduğum takımda. İyi bir şey mi, kötü bir şey mi, onu belki sonra konuşuruz da. Daha sonra bu estet pozisyonu açıldı. İşte ben de başvurdum. Öyle, yani şirket içi olsa bile yine de bir süreçten geçiyorsun açıkçası. Hani Tabii. öyle Erol zaten tanıyoruz seni, gel gibi bir şey olmuyor. Resmi olarak işte şirket içinde başvurdum. Ondan sonra işte süreç ilerledi. Bu estet olarak başladığımda en büyük fark, yani benim takımımda kimse otomasyon yazmıyordu uygulamalar için. Framework yazıyorlardı. Şöyle oluyordu. İşte 2-3 tane framework geliştirdik. Biri UI framework, Testcafe diye bir framework var. Onu alıp üstüne bir şeyler geliştirdik. Diğeri de şeydi. API testi için bir framework geliştirdik. O da Karate'den aldığımız bir şey. Ama biz hani şöyle söyleyeyim, estetken otomasyon testlerini biz yazmıyorduk. Hani birkaç örnek yapıyorduk ama QA Engineer title da hala var şirkette. Hani onlar bizim kullandığımız frameworkleri yazıyorlardı. Daha sonra işte birçok şey yaptım diyebilirim. Yani Peki arada bir orada şeyi sorabilirim. QA engineer olarak bu test otomasyon kodları geliştirirken manuel tarafları cover eden spesifik bir title yoktu o zaman takımlar içerisinde. evet ya, estet title'ı 2-3 yıl önce sanırım bizim şirkette introduce edildi. Ondan önce estet diye bir title yoktu. Hepimiz QA'ydik. İşte hem manuel test yapıyorduk hem yeri geldiğinde otomasyon yapıyorduk. Estet geldikten sonra işte estet title'ındaki insanlar böyle framework'ler üstüne daha çok çalışmaya başladılar. Hani yeri geldiğinde biz şey de yapıyoruz. Otomasyon da yazıyoruz hani coverage'ı arttırmak için, ama hani gene hatta CI/CD de var. Mesela daha yeni bitirdik. 2-3 hafta önce, 3 aydır şeyle uğraşıyorduk. Biz Teams'i kullanıyoruz CI/CD tool olarak. Kotlin falan yazıyoruz o yüzden. Bir development team'in yapması gereken bir iş vardı ama yeterli kapasiteleri olmadığı için biz yaptık. İşte o CI/CD optimizasyonunu yaptık Kotlin'le.
Yani estet olunca sadece framework yazmak da olmuyor. Testleri nasıl run edersin? Onları da düşünüyoruz. Yani hep CI/CD de aklımızda oluyor mesela. İşte nasıl söyleyeyim, hani Buna sadece şey ek olarak buyur. şey söyleyebiliriz galiba. Yani o sizin geliştirdiğiniz aslında şirket içindeki frameworkleri kullanan takımlara da gerektiği yerde support'u sağlamak da Evet, gerekiyor. kesinlikle öyle. Aslında bizim şirket içindeki takımlar değil, bizim müşterilerimiz de bizim geliştirdiğimiz otomasyon frameworklerini kullanıyorlar. Yani müşterilere de destek bazen vermemiz gerekebiliyor. Anlamadıkları yer olduğunda biz devreye giriyoruz. Yani dokümantasyon takımı var ama onlar da bazı şeyleri bize soruyor. Hani sadece yazdığımız frameworkler sadece şirket içi değil. Yani ilk önce tabii ki şirkette biz kullanıyoruz. Ama bizim müşterilerimiz var, bizim uygulamaları satın alanlar. Onlar da bizim frameworkleri kullanıyorlar. Açıkçası ben pozisyon olarak estet, hani başka şirketlerde başka anlamlara gelebiliyor. Zaten bu konuşmanın bir topiği de o, değil mi? Evet, son Mesela dönem ondan da bahsedeceğiz. evet, yani bizim şirketteki, hani kendi şirketim diye demiyorum burada çalıştığım için, ama estet title'ı ve o title'ın içini doldurma şekilleri bence gayet güzel. Şu an yaptığım işten çok memnunum. Beni de gayet motive ediyor. Çünkü hep yeni bir challenge oluyor. Yeni şeylerle uğraşıyoruz. Yeni programlama dilleri öğreniyorum. Bayağı güzel geçiyor benim için. Peki şeyi sorayım. Erol, mesela estet takımı olarak kaç kişilik takımdasınız şu anda? Şu an iki takım var. Yani QA takımı altında. Benim bulunduğum takımda 4 kişiyiz. Diğer takımda Polonya'dan da birkaç arkadaş var. Orada da 5-6 kişiler sanırım. Yani yaklaşık gibi diyebiliriz o zaman estet takımını. Kaç kişi, bırak ben tahmini unutayım. Evet, Yaklaşık. doğru. 10 kişi. Amerika'da da var. Hani sadece bizim ofiste. Bizim ofiste ama dediğin gibi 10 kişi diyebiliriz. Okey. Peki siz o zaman şöyle bir süreç mi oluyor içeride? Tabii bu organizasyona estetlerin çalışma stili değişebilir. Ama sizin Evet. şirketi ben biliyorum. Senle bayağı sohbet etmiştik. Şirket hakkında bayağı büyük bir kompleks bir firma. Büyük bir ölçekte, büyük hacimde. Evet, 2000-2500 developer var bu arada. Katılımcılar da onu anlamıştır, hani o şeyi, ölçeği şu anda. Sormak istediğim şey şu: Estet ekibini sonuçta internal ya da external müşterinin kullanabileceği, ihtiyaçlarını giderebileceği çözümler sağlamayı amaçlıyor. Bu noktada öncelikle aslında başlangıç noktası o internal ve external müşterilerden ihtiyaçları toparlıyor musunuz? Yoksa siz o Evet. ihtiyaçları belirleyip siz bunu böyle kullanın şeklinde mi bir doğrultuda ilerliyorsunuz? Biz bu arada takımının technical product manager da var. Hani bir technical product manager var. O müşterilerle görüşüyor. Ona göre de requirement alıp geliştirmeleri yapıyoruz. Ya ilk önce yaptığımız şeyler kendimiz için. Hani kendimiz kullanıyorsak, stable bir hale getirebiliyorsak, ondan sonra müşterilere de açabiliyoruz. Yani benim bulunduğum takımda çok dinamik bir takımdayım ben. Yani işimizin gereği öyle gerçi. Hani yazılımdaki herkes dinamik takımlarda oluyor. Requirement'lar müşterinin isteklerine göre de değişebiliyor. Kendi dinamiklerinize göre de değişebiliyor. O yüzden daha da çok şey öğrenebiliyoruz. Ya sonra tam cevap verebildim mi bilmiyorum ama. Evet. Yani o şey, takımın menajerinin olması, zaten product menajerinin olması o şeyi açıklıyor aslında. Yani o Evet. kaymakları toparlayan ve ona göre. O zaman sizin diğer takımlardan bağımsız, tamamen içeride kendi ekibinizde sürdürdüğünüz bir software development, yani project management yöntemi de var. Scrum ya da başka bir şey. Kendiniz bunu Tabii, bir şey yapıyorsunuz. evet. 2 haftalık Scrum cycle'ları yapıyoruz. Demo yapıyoruz. Hani mesela şu an bir takım, yani diğer takım performans testleriyle uğraşıyor. Hani yeni bir tool bir şey yaptığında bazen command line tool'ları falan yazıyoruz. Onları developer'lara, bir de diğer stakeholder'lara demo da yapıyoruz. Bildiğin Scrum takımıyız ama herkes estet. Hani şey yok, developer ya da manuel QA diye bir title yok takımda. Herkesin estet olduğu bir takım. Estet tamamen kendi board'un aslında ve kendi iterasyonlarını yöneten bir takım olarak devam ediyor. Kesinlikle öyle. Şey, backlog'u tabii ki product manager'lar hazırlıyor. 3 ayda bir şeyimiz oluyor işte, ne derler, epiklerimiz oluyor. Biz takım olarak bakıyoruz.
O epiklerden story'leri yaratıyoruz. Kendi kendimizi manage ediyoruz. Yani bir bildiğimiz development takımından hiçbir farkımız yok. Demolarımız var. CI/CD tool'umuz var. Yani bir şey merge ettiğimizde belli testlerin geçmesi lazım. Hani o testler geçiyor. Bir yeni fonksiyonelite yazdığımızda onların unit testini yazıyoruz. Gerekiyorsa integrasyon testini. Bir de maintain ettiğimiz bir end-to-end uygulama var. Çünkü sonuçta hani otomasyon framework'ü yazıyoruz ya. Evet. Framework'ün end-to-end testinde yapılması lazım. Biz daha çok oralarda zaten end-to-end test yazıyoruz. O end-to-end testleri de yazıyoruz. Hani mesela ben takıma geldiğimde framework'ü hani UI framework'ünü bitirmeye yaklaşmışlar. Ben daha çok bug falan çözdüm ama hani bazen şeyler daha çok kullandığı için köyler hani onlar bazı şeylere daha hakim oluyor UI test yazınca. Yani orada şeyi doğru anlıyoruz değil mi? Kendi yazdığınız ürünün de aslında testini geliştirdiğiniz bir noktada. Kesinlikle, kesinlikle evet. Bu arada ufak bir duyuru da yapayım arkadaşlar. Sorularınız olursa eğer komente de bırakabilirsiniz. Hani onları da cevaplamaya çalışalım biz Erol'la süremiz boyunca. Erol, ben biraz şeye de değinmek istiyorum. Benim mesela bir süre aklımı karıştırmıştı aslında bu konu. Farklı farklı title'lar var sektörde hepimizin karşılaştığı. Evet. Şöyle göz atıyorum. QA analist var, QA test analist var ya da test analist var, test engineer var. Bunların arasında farklar var tabii ki. Yani terminolojide belirlenmiş bazı tanımları var bunların. Ben kendi anladığımı sadece bir açıklayacağım. Hani sonra sana bırakacağım. Hani yorumun var mı? Özellikle hani sen uzun zamandır şeydesin, Dublin'desin. Dublin ve yani farklı coğrafyalarda, Türkiye dışındaki coğrafyalarda intern ya da external müşterilerinle beraber çalışıyorsun. Hani eminim oradaki bakış açısıyla buradaki bakış açısı da farklılaşıyordur. Yani o title ve isimlendirmede. Benim anladığım şöyle söyleyeyim. Analist, QA analist dediğimiz kişiler daha çok böyle hani o yazılım geliştirme süreçlerindeki aslında iyileştirilebilecek noktalara daha çok odaklanan artı biraz daha böyle end user tarafına odaklanan title olarak ben yorumluyorum. Diğer taraftan biraz daha test engineer ve ya da software testing specialist olarak adlandırdığımız kişiler de şey gibi daha böyle core product'a ya da core feature geliştirilen feature'lara odaklanan daha böyle bug bulmaya, açıkları bulmaya ya da o failure'ları bulmaya, detect etmeye çalışan title olarak yorumluyorum. Senin bununla ilgili bir açıklaman var mı bu farkla ilgili? Bence bu title'lar ülkeden ülkeye değiştiği gibi şirketten şirkete de değişiyor. Hani bizim şirketteki bir QA engineer'ın yaptığı işle bence X bir şirketteki QA engineer'ın yaptığı iş yani tanımlama olarak aynı olmayabiliyor. Mesela sen test analiz, QA analist dedin sanırım. Benim evet. Komşum QA analist mesela. Hani bazen yaptığı şeyleri anlatıyor. Ben neden title'ın QA analist olduğunu anlamıyorum. Hani QA analist deyince sanki böyle biraz daha böyle gidip requirement'ı da analiz ediyormuş gibi geliyor değil mi insana? Evet, öyle evet. Bir şeydi. Bildiğin manuel test yapıyor. Ama title'ı QA analist. Aslında manuel test desek daha doğru olacak belki. Manuel evet test belki doğru dedin. Yani belki daha doğru olacak. Yani ben title'lara da çok takılmıyorum açıkçası. Hani yaptığın iş ne? O seni tatmin ediyor mu? Ben QA'ydim. QA iken işte manuel de test yapıyordum. İşte end-to-end test de yazıyordum. Sonra işte estet oldum. Orada büyük bir fark oldu. Şimdi yok diyecektim sanki öyle ilerledim bir anda. Hani bence iki tip tester olabilir. Yani bu kendi kişisel düşüncem tabii de hani ayırsan daha çok sen de liste göstersen belki 100 tane farklı şey title vardır. Hani böyle bir teknik işte otomasyon yazabilen bir de işte o kadar teknik olmayan ama hani yeri geldiğinde işte otomasyon da yapan, manuel test de yapan kişiler var. Bu birazcık da şey tercih meselesi. Hani herkes teknik olmak zorunda değil. Hani tabii. Sanki daha bir güzel özelliğin varmış gibi. Yani kişinin zevki açıkçası. Sen teknik tarafının çok kuvvetli değil de böyle analitik kısmının, sorgulayıcı kısmının, bug bulma kısmının daha önemli olduğunu düşünüyorsan, o tarafı seviyorsan o işi yapmalısın. Ama sevmiyorsan ne bileyim işte teknik tarafa da yönelebilirsin. Bir de şöyle bir şey oluyor benim gördüğüm. Mesela teknik tarafa yöneliyorlar. İşte otomasyon oluyor. Oradan birkaç kişi tanıyorum bu arada. İşte oradan birazcık development'a kayıyorlar. Çünkü şeyin farkına varıyorlar.
bazı insan hani hepimiz biliyoruz QA şey izlenim de var. Adam QA çünkü kod yazamıyor değil mi? Hani işte böyle var olabiliyor bu sektörde. İşte bazı insanlar şey oluyor işte hafiften kod yazmaya başlıyor. Mesela kod yazabildiğini görüyor. Mesela QA iken junior developer oluyor. Evet. O Ya bu geçişler bazen. evet böyle geçişler oluyor. Bu bence insanın daha çok ne istediğiyle alakalı. Hani manuel QA seni tatmin ediyorsa title'a çok da takılmamak lazım. Sevdiğin şey oysa onu yapmalısın. Teknik tarafı daha çok orada olmak istiyorsan ona yönelmelisin. Ama hani bu dediğin title'lar işte ülkeden ülkeye değiştiği gibi şirketten şirkete göre de değiştiği için bence çok da önemli. Önemli olan o iş tanımı. Ne yapıyorsun? Gerçekten. Bir de çünkü şey bazı iş ilanları var. Yazıyorlar işte. UI testi, otomasyon işte API testi, performans testi. Yani aklına gelebilecek bütün testleri sıralıyorlar. Ama aldığın insan sadece manuel test yapan biri mesela. Evet. Belki o yüzden bu daha çok bence şirketler için bir soru. Yani onlar daha çok ne istediğini bilmiyorlar. O yüzden böyle farklı farklı title'lar çıkartıyorlar. Onlar da çünkü tam herhalde bizim aradığımız kişi bu. Herhalde böyle manuel test yapacak birini istiyorlar ama teknik de olsun istiyorlar. Böyle farklı title'lar o yüzden Hatta çıkartıyorlar diye düşünüyorum. yani performans testini de bilsin vesaire gibi bu dediğin gibi eklenerek gidiyor. Bence mesela hani farklı bir konuya biraz dallanacağız ama mesela performans testi konusu tamamen başlı başına bir uzmanlık aslında gerektiren bir konu. Yurt dışında genelde bunun ayrımını yapıyorlar, onu görüyorum. Direkt skobu oluyor ama Türkiye'de mesela çok henüz maalesef o yok gibi benim gözlemim. Bu arada birkaç tane yorum var, onları da araya istersen şey yapalım. Olur. Ben Sadece performans testiyle tabii. ilgili bir şey söyleyebilir miyim Burak? Tabii. Tabii. Biz de 1,5 sene önce biz de yaptık. İşte Gatling kullanarak. Hani biz testi yaptık ama datayı okumak, o sonucu okumak başka bir şey değil mi? Hani yaptık, Evet. testi run ettik. Al sonuçta bu diyoruz. PM bizden şey bekliyor. Tamam iyi mi kötü mü? Bilmiyoruz ki neye göre iyi mi kötü mü? Hani requirement'ın ne senin? Asıl uzmanlık alanı bence orada çıkıyor zaten. Evet. Orada Biz yorumdan bahsediyor. bu tartışmaları yaptık PM'le. Hani biz bu tool'u kullandık. İşte 100 tane sallıyorum saniyede istek gönderir. Sonuçta bu. Al yorumla. Hani bizden daha ne yapmamızı bekliyordun? Ondan sonra böyle bir tartışma ortamı oldu. Şey bizim şirket Performance Engineer diye bir pozisyon açtı. Performance Engineer hire etti. Evet. Yani o dediğin gibi işte şirketlerin birazcık da şey tam bilmiyorlar ne istediklerini. Performans testi yapılması gerekiyorsa gene QA'den. Hani startups'ı küçük şirketse her şeyi senden yapmalarını bekliyorlar. Ben de startup'ta çalıştım daha önceden. Güzel bir şey, çok şey de öğreniyorsun ama şöyle de bir gerçek var. Her şeyde de uzman olamazsın. Evet. Evet. Kesin. Yani Pardon, sen soruları okuyordun bu arada. temel Kesinlikle. seviyede biliniyor olabilir. İşte performans testi konusu, otomasyon, API vesaire ama bazı noktalarda o uzmanlığın hakikaten gerektiği etkiler Kesinlikle. olabiliyor. Yani performans testinin yorumlanması mesela başlı başına bir Kesinlikle. raporun ya da yapılacak, alınacak aksiyonların tanımlanması ve yaptırılması başlı başına bir aksiyon gibi. Ben Kesinlikle. şeyi eklemek istiyorum. Erol az önce güzel bir konuydu. Şimdi özellikle Türkiye'de gördüğüm şöyle bir trend var. Manuel test olarak sektöre giren arkadaşlarda hemen şey var böyle. İkinci ya da üçüncü ayda ya hemen otomasyona kayalım. İşte oradan hemen kod development'a kayalım. Evet, bunda bir engel yok. Tabii ki bu gerçekten istediğiniz şeyse bunda hani bence bir engel yok. Zaten istediğiniz şeyin üzerine de gidin. Senin dediğin mesela Kesinlikle. ben de Evet. katıldım ama bence şöyle bir şey var, hani manuel test dediğimiz şey gerçekten bir uzmanlık gerektiren bir şey. Ve Kesinlikle. kişinin yetkinlikleri o alanda kuvvetliyse bence o alanda devam etmesi lazım. Yani illaki otomasyon Kesinlikle. ya da teknik tarafa kayacağım diye bir gaye olmaması gerekiyor diye düşünüyorum. Ben Senin de katılıyorum. Ben de kesinlikle katılıyorum. Ekleyecek bir şeyim yok Burak. birkaç tane soru var, istersen onları alalım. Sadece Bekliyorum. QA Engineer title'ı daha çok manuel focused pozisyonlara refer ediyor sanki. Otomasyon ağırlıklı pozisyonlar test automation engineer ya da estet şeklinde kullanımı daha yaygın gibi. Evet, bizim yorumlamamız da bu şekilde. Ramazan Atılgan'ın yorumu. Biz de bu şekilde gözlemledik ve konuştuk aslında daha öncesinde de oldu. Biraz daha QA Engineer ve QA analist ya da QA başlıklı şeyler, title'lar biraz daha manuel odaklı olup işe başladıktan sonra biraz daha şey teknik tarafa doğru kaydırılabiliyor. Ben burada estetle ilgili bir şey açabilir miyim Burak? Tabii. Hani mesela bazı şirketler estet arıyor ama istediği şey otomasyon yazacak biri. Hani böyle framework geliştirecek biri değil.
Ama title'ını estet diyor. Sonra işe başlıyorsun. Bildiğin işte var olan bir framework'ü kullanıp UI ya da API testi yazmanı istiyorlar. Ben bunu düşünüyordum biraz işte. Niye böyle şeyler var? Niye adam işte otomasyon engineer arıyorsun? Niye otomasyon engineer yazmıyor da estet yazıyor? Türkiye'deki durum. Ya benim kendi kişisel düşüncem, bence teknik birini arıyorlar. Test otomasyon deyince işte manuel test yapanlar da başvuruyor diye düşünüyorum. Herhalde şirketler onları istemiyor. O yüzden biraz daha korkutmak için estet title'ını kullanıyorlar işte. Hani aslında estet olarak giriyorsun ama yaptığın yine UI otomasyon, yani framework yazmıyorsun. İşte hali hazırda olan frameworkleri kullanıyorsun. Ya Test estet bu arada tek, evet, estet bu arada tek UI framework'i yazmak da değil. Hani başka framework'ler de yazabilirsin. Biz CI/CD ile ilgili şeyler yapıyoruz işte. Bazen command line tool'ları yazıyoruz. Hani yeri geldiğinde ne bileyim işte production'a ürün yazmıyoruz tabii ki ama hani işte yaptığın şeyi test edebilecek tool'lar yazıyoruz. O herhangi bir şey olabiliyor. İşte UI'da da kullanabiliyorsun. Ne bileyim başka bir şeyde de kullanabiliyorsun. Birazcık o estet title'ı şey sanki gibi geliyor, dediğim gibi. İnsanları böyle, bak biz çok teknik arıyoruz. Hani test automation da yetmiyor onlara. Buna şu yorum yapabilirim ben. Dediğine katılıyorum. Öyle bir imajı farklı çizip altındaki beklenti Kesinlikle. farklı organizasyonlarda işe başlayan kişilerde. Biraz böyle aldatmaca, kandırmaca diyebiliriz belki onu. Ya da yansıtma, yanlış yansıtma diyebiliriz. Türkiye'de benim gözlemimde şöyle bir boyutu var. Estet deyince biraz daha estet olan arkadaşlar hani beni şu an kötü yanlış algılamasınlar. Hani ben sadece gözlemimi burada söyleyeceğim. Estet deyince böyle daha böyle cool bir title. Cool olarak adlandırabiliriz onu bence. Göründüğü için aslında dediğin gibi hiçbir kimse framework geliştirmiyor. Tamamen hani mevcut frameworklerle mevcut ihtiyaçları aslında gidermeye çalışıyorlar. Yani test otomasyon kodu yazıyoruz aslında baktığında. Ya da Evet. bir test yazıyoruz. Ya da bir UI test yazıyoruz otomasyon frameworkleriyle. Aslında bu test automation engineer. Yani düz. Hani bunun evet senior mid level olabilir. Lead Evet. olabilir. O degree'ler tabii ki farklı bir konu. Ama evet estetle test automation engineer arasında çok bariz bir fark var aslında. Sektörde bilinmesine rağmen. Ama çok doğru kullanılmıyor gibi görünüyor. Evet, katılıyorum. Bir sorumuz daha var. 6-8 aylık bootcamp'lerle QA ya da tester olabilmek, QA ya da tester olmaya yeterli midir bu eğitimler gibi bir sorumuz var. Bilgisayar mühendisliği de şart mı diye sormuş. Bilgisayar mühendisliği ben yorumumu yapayım Erol sana da bırakayım sonra. Bilgisayar mühendisliği tabii ki olmasının çalıştığımız sektörde faydası olacaktır. Bu arada ben de bilgisayar mühendisliği background'da değilim. Elektronik mühendisiyim. Bilgisayar mezun olmanın mutlaka artısı olacaktır. Yazılım sektöründe görev alacağımız için. Bootcamp, 6-8 aylık bootcamp'lerin içeriğine bağlı tabii ki. Kimi bootcamp'ler var böyle çok kısa sürede de sektöre dair bayağı şeyler katabiliyor. Ama eminim tabii ki faydası olacaktır. Yani QA alanına girmek için. Erol senin bir yorumun var mı bununla ilgili? Ya title Türkiye'de, title diyorum, mezun olduğum bölüm Türkiye'de çok önemli. Hani bilgisayar mühendisliği mezunuysan İK'lar ona göre CV'leri eliyor. Ama benim kişisel düşüncem bence çok önemli değil. Hele yurt dışında bence hiç önemli değil. Hani hatta üniversite mezunu olmayan bir sürü yazılımcı var bildiğim. İrlanda'da tanıştım, Amerika'da tanıştım. Ya da böyle felsefe mezunu olup yazılıma geçmiş insan var ve bunlar hani şey böyle Google'da falan çalışabiliyorlar. Evet. Hani yurt dışında şey gibi hissediyorum açıkçası. Hani bilgisayar background'un varsa üniversitede güzel bir şey. Nice to have ama must değil. Ama Türkiye'de öyle değil. İlk işe girdikten ya da ilk birkaç yıl deneyim kazandıktan sonra o ne mezun olduğum bence çok da önemli olmuyor açıkçası. Background'la ilgili öyle bir cümle kurabilirim. Bootcamp'lerle ilgili de sen daha iyi bilirsin. Bence 6-8 ay yeter. Ama tabii 6-8 kişi de bitiyor. ay iddialı da bir süre bence 6-8 ay bir bootcamp'e. Ya o birazcık kişiye bağlı. Gerçekten istiyorsa o süre yeterli bir süre. Hani istedikten sonra 6 ayda yeter gibime geliyor. Her şeyi tabii ki öğrenemezsin. O tecrübeyi sana veremezler ama belli disiplinleri kazanabilirsin diye düşünüyorum. Ya en azından en sektöre dair birçok 6-8 aylık sürede birçok konuya en azından fikir edinecek düzeye mutlaka Kesinlikle, evet. ya da böyle hafif düzeyde de olsa uygulama çıkartacak düzeye gelecek getirecektir yani o şeyler. Doğru. Bir soru daha var.
biraz title konusunun dışında işte markete çıkmaya yeni başlayan bir yıldan tecrübesi az kişilere işe alınması için interview'larda çağrılması için nelere önerirsiniz demişler. Yani tecrübemiz azsa doğruyu yazmamız yeterli mi gibisinden. Bence açıkçası gayet net olmanız ve doğruyu yansıtmanız bence sizin için iyi olacaktır. Yani hepimiz tecrübesizken başladık biliyorsunuz yani üniversiteden çıktık ve sıfır CV'lerle başladık. Bence şu anki dönemde yeni atılacak arkadaşlar biraz daha şanslı. Çünkü birçok online eğitim var, birçok online etkinlik var. Bunlara katılıp fikir edinebilirsiniz. Ve onları CV'nize yazmanıza da bence büyük bir önem diye görünüyor benim açımdan. Erol, bununla ilgili yorumun olur mu? Ben şey diyeceğim, herkes tecrübenizi fazla yazın diyor mesela. Kesinlikle öyle bir şey yapmayın. Bildiğiniz şeyleri yazın, tecrübenizi de kesinlikle. Yani ben de şirketim için iş mülakatları yapıyorum. Mesela biri CV'sinde bir tool'dan bahsetmiş diyelim. Normalde çok biz de kullanmıyoruz. Meraktan o tool'la ilgili bazen şeyler soruyorum. Mesela hiç cevap veremiyorlar. Diyor ki işte ben 5 yıl önce kullanmıştım. Bence hani unuttuğunuz, daha önce kullanıp unuttuğunuz şeyleri bile CV'ye yazmayın. Sadece şu hali hazırda ne biliyorsanız onu yazın. Yani sonuçta interview'e gittiğinizi düşünün. İşte 10 yıl sallıyorum işte 2 yıl yazdınız ama gerçekten 2 yıl tecrübeniz yoktu ve interview'de ortaya çıktı. Bu daha kötü olur sizin için. Evet. Ya da tool'lar için yıldan ziyade bence kullandığınız teknolojiler için de geçerli. Ne biliyorsanız onu yazın. Unuttuğunuz şeyleri silin bence CV'nizden. O daha yararlı olur diye düşünüyorum. Evet, evet. Kesinlikle katılıyorum ben de. Ben bir de şeyden bahsetmek istiyorum. Böyle birkaç duyduğum farklı şeyler var. Title'lar var. Belki Erol senin de duyduğun böyle garip title'lar vardır bizim sektörümüzle ilgili. Mesela Selenium Tester diye bir title varmış mesela bizim sektörde. Çok ilginç. Dedim, acaba Selenium Framework'ün test edecek birilerini mi arıyorlar vesaire gibi düşündüm ama muhtemelen orada bir yanlış isimlendirme var. Evet ya Selenium yazacak işte Selenium bilen birini arıyorlar ama Selenium Tester diyorlar. Evet ben onun iş ilanlarını da görmedim ama açıkçası birkaç web sitesinde görmüştüm. Evet. Enteresan. İlginç. Mesela Hardware QA Technician var mesela. Bu hardware alanında belli ki bir şey ama aslında hani QA Engineer ya da QA Tester olup aslında alt kırılımı farklı olacak. Belki hani backend servisler olacak. Belki client based uygulamalar olacak. Biraz daha isimlendirmeyi öyle yapsalar belki daha doğru olabilir. Evet. İlginç şeyler var arkadaşlar. Siz de araştırırsanız değişik title'lar var. Şu an aslında süremizi açtık Erol. Senin eklemek istediğin bir şeyler varsa onları da konuşalım istersen. Yeterince vakit ayırdığınız için teşekkür ediyoruz ayrıca. Ben teşekkür ederim. Sanki her şeyi konuştuk gibi geldi. Açıkçası hani şu an ajandamızdaki hani aklımıza gelen sorular buydu zaten genel hattıyla. Evet. Yine hani dinleyici arkadaşlara şey de söyleyeyim ben. Hani bu direkt yayın YouTube'da zaten kayıt altına alınacak. Eğer herhangi bir sorunuz olursa ya da sonradan dinlemek isterseniz, tekrar yorum yapmak isterseniz oraya da paylaşabilirsiniz sorularınızı. Erol çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim Burak. Ben teşekkür ederim. Serinin ilk açılışında seninle beraber yaptık. Ben özellikle seni davet etmek istedim. Hani ilk sektöre başladığımda sen bana çok yardımcı oldun. Hani güzel bir vizyon açtın açıkçası. O yüzden hani ilk davetli olarak özel konuk diyeyim. Hani seni aldık buraya. Teşekkürler tekrardan. Evet. Ben teşekkür ederim. Gerçekten böyle güzel şeyler söyledin. Gururum okşandı. O zaman katılımcılara da teşekkür ediyoruz tekrardan. Dediğim gibi bu Coffee Talk serisini her ayın ikinci salısı gibi planlıyoruz. Ama Şubat'ta galiba 14 Şubat'a denk geldiği için onu bir gün sonra alacağız. Hani belki planlarınız olabilir. Bir sonraki seride duyuruyor olacağız. Tekrardan katılımlar için çok teşekkür ediyoruz herkese. Herkese iyi günler diliyorum ben de. Teşekkür ederim. Bye.